başlayalım. 1, 2, 3. Evet, sonra şeker. Bence bir bardak yeter. Tak bakalım. Ve küçük şefin tarifiyle hazırlanıyor. Hadi bakalım, onu da sen dök, buraya koy. Ya da direkt buraya dökelim. Direkt buraya dök. Hadi karıştır bakalım, devam et. Ben de sütümüzü koyalım. Karıştır bakalım. Yeliz Hanım, Hicran ve Melek mutfakta birlikte kek yapıyorlar. Havuç, havuçlu tarçınlı kek. Maral'ımın en sevdiği kek. Maral'la Melek birlikte yaparlardı. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Melek'i tekrar krize mi sokacak? Hiç öyle bir hali yoktu. Pek mutlu görünüyordu küçük hanım. Sen işine bak Zehra. Sana kimse fikrini sormadı. Emre'nin onca uyarısına rağmen ne bu cesaret? Bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Yoksa onu da benim mi söylemem gerekecek Yeliz'ciğim? Hı? Ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum Aliye teyzeciğim. Kekimiz hazır. Hadi tabağın altını tut, birlikte çıkaralım. Evet. Mis gibi kokmuyor mu? Dur, bıçak alayım. Zehra! Benimle gel. Hadi bakalım, kesmeye gidiyoruz. Takip et beni. Dezenfekte edeceksin tüm odayı. Tüm gün girilmesi yasak. Melek'in kimyasallara karşı alerjisi var. Biliyorsun. Astım krizini tetikler sonra. Melek, Emre Bey'in odasında uyuyacak bugün. Oyuncak almak için bile bu odaya girilmeyecek. Hicran denen o kadını da tembihlersin. Zehra! Melek bugün Emre Bey'in odasında uyuyacak diyorum. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı Yeliz Hanım. İyi. Al şunu da. Emre Bey'in yatağının üstüne koy. Emre spordan gelmeden halletmen lazım bu işi. Hemen hallediyorum Yeliz Hanım. Hadi bakalım görelim. Dediğimi yaptın değil mi? Yaptım da ya beklediğiniz gibi olmazsa? Sen orasına karışma Zehracığım. Hadi işine. Ben Emre'yi tanıyorsam beklediğimden daha da fazlası olacak. Ah Hicran. Artık seni kimse kurtaramaz. Emre Bey. Melek nerede? Uyku saati Hicran yanındadır. Bir bakayım isterseniz. Yok yok. Hiç uyandırmayın.